Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda Xiaomi Redmi Note ailesinin yeni üyelerini göz atacağız. Sol tarafında Redmi Note 12 ve sağ tarafında da Redmi Note 12 Pro bulunuyor. Ne gibi özelliklere sahip? Bizlere neler sunuyorlar? Gelin bunları hep birlikte bir göz atalım. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. Müzik <laughs> Xiaomi Redmi Note 12 ve Redmi Note 12 Pro'yu kutusuna çıkardık. Şu anda önümde ikisi de duruyor. Sağ tarafında Redmi Note 12 Pro, sol tarafında da Redmi Note 12 bulunuyor. Biraz Xiaomi Redmi Note ailesinden bahsetmek istiyorum. Xiaomi Redmi Note ailesi bildiğiniz üzere birçok kullanıcının belki de ilk telefonu, belki de işte ben telefon almak istiyorum ama cebinden fazla para gitmesin. İyi bir telefon istiyorum dediğinde aklına ilk gelen serilerden biri Xiaomi Redmi Note ailesiydi. E bu tarafta da Xiaomi her zaman bu konuda ne yaptı? Kullanıcısını fiyat performans telefonlarıyla buluşturmak istedi. Yani mesela Redmi Note ailesinin kendisi konumlandırdığı yere baktığımızda daha çok orta üst segmente hitap ediyor ve bu orta üst segmentte hem sunmuş olduğu fiyatlarla hem de sunmuş olduğu özelliklerle Colins'in aklını çelebiliyor. Ve bu tarafta da çünkü iddialı. Yani mesela rakiplerine göre baktığımızda hem fiyat olarak daha aşağıda kalabiliyor. Böylelikle daha uygun fiyatıyla rakiplerine karşı bir avantaj sağlayabiliyor. Ayrıca sunmuş olduğu performansla ve sunmuş olduğu donanımlarla birlikte de bu sefer de Colins diyor ki evet ben bu parayı verdiğimde Gerçekten bu telefonlar hak eder parasını ve beni uzun süre boyunca da telefon herhangi bir sorun yaşamadan beni idare ettirir diyebileceği telefonlar olarak görüyor. İlk olarak bu telefonların ekranından bahsetmek istiyorum. Çünkü ekran tarafında gerçekten çok başarılı. Beni çok beğendiğim ekranlara sahipler. Burada iki modelde AMOLED bir ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızıyla birlikte geliyor. 120 Hz yenileme hızıyla birlikte de ne olmuş oluyor? Daha akıcı, daha sürükleyici bir ekran deneyimine erişim sağlıyorsunuz. Ve bu yönden de 120 Hz'e alıştıktan sonra başka diğer 90 Hz'ler, 60 Hz'ler size böyle sanki takılıyormuş gibi gelecektir. Bu yüzden 120 Hz yenileme hızı bu tarafta çok memnun edici. Amalet panelle birlikte geliyor dedik yani bu da hem daha canlı renkleri hem daha net, doğru renkleri görmeniz olanak gerçek siyahlara erişebiliyorsunuz. E bu tarafta da siz gerçek siyahları, doğru renkleri görürken de kendisi DCI P3 renk gamutunun tamamını kapsayabiliyor. E bu yüzden de ne olmuş oluyor? Sizin o renk genişliği bakımından her zaman ekranda görmüş olduğunuz renklerde daha kaliteli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu yüzden Redmi Note 12 ve Redmi Note 12 Pro'nun ekran tarafındaki bu özellikleri çok güzel. İkisi de 240 Hz dokunmatik örnekleme hızıyla birlikte geliyor. Yani oyun oynarken de burada yine rakiplerinize karşı avantaj sağlayabiliyorsunuz ekran tarafından bile. Ekranın sadece bu tarafta getirmiş faydalarla bitmiyor. Redmi Note 12 Pro'da burada Dolby Vision desteği ve HDR10 gibi sertifikalarla birlikte geliyor. Bu da uyumlu içeriklerde tüketmiş olduğunuz içeriklerde daha keyifli, daha zevkli bir Ekran dediğim yaşamanızda imkan sağlıyor. Bu yönleriyle Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12'ye göre ekran tarafında bir tık daha öne geçiyor. Ancak hani o da sunmuş olduğu sertifikalarla ama kendisinde ikisinin temelinde de ekran tarafında hem amoled bir panelle geliyor olması hem de 120 Hz yenileme hızını sunabiliyor olması çok güzel. İkisi de Full HD Plus bir ekran çözünürlüğüyle geliyor. 1080-2400'lük ve bu tarafta da ikisi de 6.67 inçlik bir ekran boyutuna sahip. Yani genel olarak baktığımızda ekran olarak ben ikisini de çok beğendim. Ekran olarak çok başarılar yani her zaman o keyifli sürükleyici deneyimi ikisinde de elde edebiliyorsunuz. Kutu içerisinde ikisinde de telefonların dışında şeffaf silikon kılıfı, Type-C şarj kablosu ve ikisinin de hızlı şarja uygun adaptörleri çıkıyor. Redmi Note 12 Pro'da 67 Watt'lık Redmi Note 12'de ise 30 Watt'lık hızlı şarj adaptörleri kutusunda beraberinde geliyor. E, tasarımlarına baktığımızda ben yani mesela bu iki telefonun da tasarımını da ayırt etmekte zorlanıyorum. Çünkü ön taraftan baktığınızda neredeyse aynı. Hatta Redmi Note 12 Pro'nun ekran gövde oranı bir tık daha fazla olduğu için daha fazla bir ekrana görünüm sağlayabiliyor. Yani önden baktığınızda çok zor ayırt edersiniz. İşte ikisinin tasarımsal farklılığı burada arka tarafta gerçekleşiyor. Arkalarına baktığımızda ikisinin kamera modülleri farklı. Burada Xiaomi Redmi Note 12'de yine dikdörtgen formunda üçlü bir kamera modülü var. Ana kamerası ultra geniş açı kamerası ve makro kamerası olarak Redmi Note 12 Pro'da yine dikdörtgen formunda ancak dörtlü bir kamera modülüne sahip. Ana kamera ultra geniş açı kamerası, makro kamerasına derinlik sensörü eşlik ediyor. Yani bu yüzden de arka tasarımları en farklı yanlarını gösterebilecek özellikleri. Çünkü tasarımsal olarak boyutlarına baktığımızda bile milimetrik fark ediyorlar. Kendilerinin işte kalınlıkları uzunlukları genişlikleri birbirine çok yakın. Ağırlık olarak da Xiaomi Redmi Note 12 Pro 201 gram ağırlığında. Xiaomi Redmi Note 12 ise 183 gram ağırlığında. Buradaki ağırlığını fark ettiren yanlarından birisi de Xiaomi Redmi Note 12 Pro'nun arka tasarımında. Burada arka kapağında cam malzeme kullanılmış. Diğer yan çerçeveler plastik olmasına rağmen Xiaomi Redmi Note 12'den de ayrışan önemli özelliği bu. Yine tasarımsal anlamda ikisi de nokta şeklinde kamerayla geliyor. Yani artık orta orta üst segment bir telefonda damla çentik kamera olmamış Güzel buluyorum çünkü bu tarzda bir nokta ekran tipi bence hani karşıdan baktığınızda da tüketmiş olduğumuz içeriklerde de bence oldukça güzel duruyor. Bu yüzden bu tasarım anlayışını oldukça beğendim. İkisi de IP68 sertifikasıyla birlikte geliyor yani toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılar. Corning Gorilla Glass 5 ile korunurken biyometrik güvenlik tarafında da iki tarafında hem parmak izi okuyucuyla hem de ön kameradan selfie şeklinde. De bu iki telefon kilidini yüz tanımayla açabiliyorsunuz. Elimizdeki iki model de gri renkte. Xiaomi Redmi Note 12 Pro'nun bu renkler alternatif olarak da yıldız mavisi, buzul mavisi ve kutup beyazı olarak farklı renk seçenekleri de mevcutken burada Xiaomi Redmi Note 12'de gri rengini alternatif olarak mint yeşili ve yine buzul mavisi renk seçenekleri de bulunuyor. Evet şimdi ikisinin de tasarımda beğendiğim özellikleri sayacak olursam da Xiaomi Redmi Note 12 Pro ve Xiaomi Redmi Note 12'de İkisinde micro SD kart desteğinin olması güzel. İkisinde 3.5 mm kulaklık jack girişinin olması, kullanıcıya bu destekliğin sunuluyor olması güzel olmuş. Yani bu özelliklerini beğendim. Ayrıca dot display tipinde bir ekrana sahip oldukları için tüketmiş olduğumuz içeriklerdeki ekran deneyimi anlamında da gayet güzel bir deneyim sağlıyor. Bu yönü de beğendim. İkisi de tasarım anlamında kibar ve şık ve sağlam telefonlar. Yani o yüzden dandik bir hissiyatı yok. Bu yönleri de güzel. Ayrıca Xiaomi Redmi Note 12 Pro'da fazladan beğendiğim şeylerde gözüme çarpan stereo bir hoparlör sahip, Dolby Atmos destekli biraz daha premium hissettiren arka kapağındaki cam malzeme kullanılıyor olması da güzel bir özellik olmuş. Şöyle bir ikisini de tasarımdan bahsettikten sonra performansına geçiş yapmak istiyorum. Çünkü tasarım ekrandan bahsettik. Peki bu telefonlar performans anlamında neler bunlara güç sağlıyor? Redmi Note 12 Pro'da Snapdragon 732G Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga setine GPU tarafında da Adreno 618 eşlik ediyor. Redmi Note 12 tarafında da burada yine Qualcomm Snapdragon 685 kullanırken GPU olarak da Adreno 610 destek sağlıyor. Yani ben hem Redmi Note 12'de bolca oyun oynadım hem de Redmi Note 12 Pro'da oynamış olduğum tüm oyunlarda rahat sıkıntısız bir şekilde oyun deneyimi yaşayabildim. Bu yönden hani ikisinde de ben PUBG Mobile'da mesela hem 120 Hz'nin hızına sahip ekranıyla ve akıcılık akıcılık Burada amalet bir panelle birleşip daha doğru renklerle birlikte rakipleri daha kolay ayırt ettim. Ve Yonga setinin vermiş olduğu performansla birlikte de o akıcı deneyimi her zaman üst seviyede yaşayıp rakiplerimi aşağı çekebildim. Bu yüzden hani gayet keyifli bir oyun deneyimde yaşadım. Kendi günlük kullanımlarımda işte ofis işlerimde, sosyal medyadaki işlerimde burada her zaman o yüzde gezinirken donma takılma olmaması da gayet güzeldi. Çünkü birden fazla sayfada gezinip, birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırıyorsunuz. Bu tarafta da RAM'i önem arz ediyor. Xiaomi Redmi Note 12 Pro'da burada 8 GB RAM birlikte gelirken Redmi Note 12'de 6 GB RAM birlikte geliyor. İkisi de bellek uzantısı özelliğine sahip. Bu teknolojiyle birlikte telefonların depolama alanından alıp kendisine sanal bir RAM olarak kazandırıyor. Bu sanal RAM ile birlikte de Xiaomi Redmi Note 12 artı 5 GB'a kadar daha yükseltilebilir bir RAM'e kavuşuyor. Yani 6 artı 5 şeklinde kullanabiliyorsunuz 11 GB. Burada Redmi Note 12 Pro'da ise bu bellek uzantısıyla artı 3 GB'a kadar daha yükseltmeniz mümkün. Bu da 8 artı 3 şeklinde o da 11 GB'a tekabül ediyor. Ancak hani normal standart kullanımlarınızda Xiaomi Redmi Note 12 Pro'nun daha fazla RAM'e sahip olması ve Android telefonlarda daha fazla RAM daha iyi bir optimizasyonu ve daha fazla arka planlı çalışan uygulamaları iyi bir şekilde optimize edebildiği için daha herkesin işine yarayabilecek bir RAM boyutu. Bu yüzden ikisinin de RAM olarak bu desteklerinin yüksek seviyede olması güzel. Çünkü kullanıcıların dikkat ettiği başka şeylerden biri de bunlar. Depolama tarafında da Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB'lık bir depolama alanı ile geliyor. Bu da yine oldukça yüksek çünkü artık insanlar telefonları uzun süre kullanıyor. Yani kolay kolay hemen telefonu değiştirmiyor. Bu yüzden de telefonların depolama kapasitesinin ne kadar hızlı ne kadar yavaş dolacağı da, da önem arz ediyor. 256 GB'lık bir depolama alanı ile geliyor olması Redmi Note 12 Pro'nun gayet iyi bir özellik. Redmi Note 12'de ise 128 GB'lık depolama alanı ile geliyor. Ne o da birçok kullanıcıya yetecektir. Ancak hani 128 GB ve 256 arasında kullanıcının tamamen kendi kullanımına göre değişen özellikler. Yani şahsen bana 128 GB yetiyor. Bazı kullanıcılar daha fazla dosya, daha fazla resim, video ile uğraşıyorsa işte burada belki 256'lık ihtiyacı bulunacaktır. O gibi farklılıkları yine arasında mevcut. Test sonuçlarında birbirlerine zaten çok yakın telefonlar. Bazı konularda Redmi Note 12 Pro'nun üstün olduğunu görüyoruz. Bazı konularda Redmi Note 12 onun çok yakınında bir performans seyrediyor. Yani eğer bu telefonları performans anlamda beni mutlu eder mi gibi sorunuz varsa da bunu şöyle cevaplamak istiyorum. İkisi de Orta ve orta üst segmentteki tüm telefonlarla kapışabilecek düzeyde ve fiyat olarak baktığımızda gerçekten performansını hak ediyor. Kullanıcısını mutlu edebiliyor. Xiaomi Redmi Note 12 Android 13 ve MIUI 14 arayüzü ile birlikte geliyor. Şimdi Android 13 olması gerçekten yenilikçi, yeni bir teknoloji, yeni bir yazılımı kendisine barındırıyor. Çok güzel. Bu bir artı. Redmi Note 12 Pro'da ise burada Android 11 MIUI 13 ile birlikte geliyor. Ben bu kısımda gerçekten kafam karıştı anlayamadım. Redmi Note 12 Pro modelinde neden daha düşük bir Android ile ve daha düşük MIUI arayüzü ile birlikte geliyor olduğunu anlayamadım. Ben birçok forumda da araştırdım da, da bu kullanıcıların aklında bir soru işareti. Bu tarafta Xiaomi'nin bence bir güncelleme yayınlayıp burada ikisinin de aynı Android'e Android, aynı MIUI arayüzünü kullanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Pro modelinin böyle geride kalmış olması kullanıcılarda bir soru işareti yaratacaktır. Yani bu tarafta yazılımsal anlamda Redmi Note 12 bence daha önde. Çünkü hem gelecekte sunacağı yazılımsal olarak güncellemelerle şu an daha önde gözüküyor ve rakiplerine göre baktığımızda Android 13'ü daha erken almış olması ve bu orta üst sınıftaki bir telefondaki bu sunmuş olduğu özelliklerle bence dikkat çekebiliyor. Redmi Note 12 Pro'da burada bir eksi özellik olarak geldi bana şahsen Android 11 olması. Yani bu yüzden bence orada Xiaomi bir müdahale etmeli daha fazla kullanıcının aklını cezbedebilmek için. Bu iki telefonun biraz da pilinden bahsetmek istiyorum. İki telefonumuzda 5000 mAh'lık pil ile geliyor. Burada Redmi Note 12 Pro 67 W'lık hızlı şarj desteklerken Redmi Note 12'de 33 W'lık bir hızlı şarj desteğini görüyoruz. Evet ikisinin de pilinin yetmesini, günlük hayatımızda pilin ne kadar gidiyor diye düşündüğünüzde de 5000 mAh'lık pil İkisine gerçekten çok iyi bir şekilde gidiyor. Yani ben şöyle söyleyeyim ikisine de yaklaşık bir buçuk günde iki günde şarjlarını bitirebildim kendi günlük kullanımda. E tabii ki de çok fazla oyun oynadığınız zamanlarda bu şarj süresi bir güne bir günün altına da bile düşecektir. Ancak hani ben bu telefonlarda işte daha rutin kullanımda daha böyle sosyal medyada gezineyim aramamı yapayım mesajlaşayım gibi senaryolarda bir buçuk gün çok rahat bir şekilde bunların şarjları yetebiliyor. 67 wattlık hızlı şarj destekli olması Redmi Note 12 Pro'nun yine bu burada bir tık daha arttı. Çünkü artık şarj süreleri de önem kazandı. Artık zaman olarak insanlar şarj süresi ne kadar hızlı olursa o kadar telefona tekrar kavuşmak istiyor. İşte bir yere aceleyle çıkmak istediği zaman ya ben bu telefonu hızlıca şarj edeyim bir yere geç kalmadan hemen bu işimi de halledeyim gibi düşüncesinde Redmi Note 12 Pro'da 67 Watt'lık hızlı şarj desteğinin olması da güzel. Yine Redmi Note 12'deki 33 Watt'lık da rakiplerindeki 15-20 Watt'lık hızlı şarjlara göre de yine bir tık daha önde kendini gösteriyor. İkisinde de bu 5000 mAh kapasiteli uzun bir şekilde giden pillerinden sonra ben kameralarından bahsetmek istiyorum. Çünkü kamera olarak Xiaomi Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 bence sınıfına göre iyi bir performans sağlayabiliyor. Fotoğraf tarafında, video tarafında fotoğrafında Xiaomi Redmi Note 12 Pro'nun ana kamerasında 108 megapiksellik f1.9 diyaframa sahip bir ana kamera görüyoruz. 108 megapiksellik bu ana kamerasıyla oldukça net ve iyi görüntüler burada fotoğraflayabiliyorsunuz. Ayrıca ultra geniş açı kamerası olarak da 8 megapiksellik f2.2 diyaframa sahip bir lens eşlik ediyor. Ayrıca makro tarafında 2 megapiksellik f2.4 diyaframa sahip bir lens bulunurken de son olarak da 2 megapiksellik f2.4 diyaframa sahip derinlik sensörü bulunuyor. Buradan sonra ön kamera tarafında da 16 megapiksellik f2.45 diyaframa sahip bir selfie kamerasına sahip. Redmi Note 12'de ise ana kamerada 50 megapiksellik f1.8 diyaframa sahip bir ana kamera bulunuyor. Buna da 8 megapiksellik f2.2 diyaframa sahip bir ultra geniş açı lensi ve son olarak da 2 megapiksellik f2.4 diyaframa sahip bir makro lensi eşlik ediyor. Ön tarafta da 13 megapiksellik f2.45 diyaframa sahip bir selfie kamerası mevcut. İkisini de ayrı ayrı şöyle baktığımızda da Redmi Note 12 Pro'nun ana kamerasında 108 megapiksellik bu ana kamerayla birlikte çekmiş olduğunuz fotoğraflardaki görüntüdeki netlik ve keskinlik olarak gerçekten çok başarılı. Hem gündüz ışığında hem orta oda yapay ışığında hem de gece ışığında yani gerçekten iyi bir performans sergileyebiliyor. Fotoğraf tarafında kullanıcısını her zaman memnun edebilecektir. Burada arka kamerasına çekmiş olan fotoğraflara kendi çekmiş olduklarım şu an zaten ekranda görünüyor. Burada hem gündüz ışığındaki fotoğraflara baktığımızda renkler oldukça canlı ve net. Hem de doğru renkleri bizlere sunabiliyor. Hem de daha fazla burada Fotoğraftaki detayların net bir şekilde bizlere sunulabildiğini görüyor olmak sevindirici. E bunları ek olarak bu ultra geniş açı kamerasıyla yine gündüz ışığında, oda ışığında gerçekten iyi bir fotoğraflar çekmeniz mümkün. Detaylarda bir bozulma olmuyor. Yine Daha fazla böyle eğlence anlamında kullanabileceğiniz makro kamerasıyla da güzel fotoğraflar çekebilmeniz mümkün. Portre modunda da bu derinlik algısı, derinlik sensörü ile birlikte de ne yapıyor? Sizleri o fotoğraftaki ana özneyi arka plandan güzel bir şekilde ayırıp arka planı iyi bir şekilde bulurlayabiliyor. Bu yönüyle de portre modu güzel bir şekilde çalışıyor. Redmi Note 12 Pro'da ayrıca Xiaomi Prokat özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Çekmiş olduğunuz fotoğrafta 5 farklı kompozisyonda ayrı bir şekilde telefon akıllı yapay ile birlikte onu analizleyip sizlere farklı fotoğraf seçenekleri sağlayabiliyor. Film efektli kamerasıyla birlikte yine çekmiş olduğunuz fotoğraflara birden fazla efektle burada farklı fotoğraflar elde edebilmeniz de mümkün. Yani genel olarak arka kamerasındaki çekmiş olduğunuz fotoğrafları ben çok beğendim, çok başarılı buldum. Yani sınıfına göre iyi bir kameraya sahip. Ön tarafta selfie kamerasındaki çekmiş olduğunuz fotoğraflara baktığınızda da burada yine kişiyi bozmadan kişinin doğal renginde ve net bir şekilde orada fotoğraflayabiliyorsunuz. Yani çekmiş olduğunuz selfilerde herhangi bir bozulma olmuyor. Bir kendinizi çektiğinizde arka planı portre modunu güzel bir şekilde ayırabiliyor. Video tarafında Redmi Note 12 Pro'nun arka kamerasıyla 4K 30 fps videolar çekebilirken ön kamerasıyla 1080p 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Arka kamerasında 4K seçeneğinin olması güzel ancak ön kamerada da bu 4K seçeneği olsaydı çok daha iddialı bir telefon olabilirdi. Redmi Note 12'nin kendisiyle çekmiş olduğumuz fotoğrafları videolara baktığımızda da burada Redmi Note 12'nin ana kamerasındaki bu 50 megapiksellik ana kamerayla çekmiş olduğumuz fotoğraflar gündüz ışığı orta ışıkta gayet iyi. Yine kendisindeki bu gece modu ile birlikte düşük ışıkta da iyi fotoğraflar çekebilmeniz mümkün. Yani başarılı bir fotoğraf çekebiliyor. Ultra geniş açı kamerasıyla da çekmiş olan fotoğraflardaki buradaki kompozisyona ayrı bir canlılık katabiliyorsunuz. Hem çekmiş olduğunuz o ultra geniş açılı fotoğraflardaki diğer detaylarda bozulma olmuyor. Hem de ana kamerasına göre kıyasladığımızda ana kamera gibi kaliteli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ana kamerasında da yine gayet güzel, keskin ve net bir görüntüleri bizlere her zaman kullanıcısına sunabiliyor. Yine AI yapay zeka özelliği sayesinde güzel fotoğraflar çekerken işte ona göre de yapay zeka telefonun modlarını ayarlayabiliyor. Makro kamerasıyla da yine güzel, eğlenebileceğiniz ve merak ettiğiniz şeyleri çekebileceğiniz objeleri de bu makro kamerasıyla çekebiliyorsunuz. De mümkün. Orada da yine güzel işler çıkartabiliyor. Selfie kamerasında Redmi Note 12 Pro'da olduğu gibi gerçekten bunda da Redmi Note 12'de de gayet iyi bir selfie kamerası performansına sahip. Çünkü hem çekmiş olduğunuz fotoğraflardaki görüntüye baktığımızda insanın doğal rengini de çekebiliyor. Artık insanlar buna dikkat ediyor. Benim cilt tonumu, cilt rengimi değiştirmesin, daha doğal çeksin ve çekerken de net olayım. Yani başka bir yeri de bozulma olmasın gibi detaylara dikkat ettiği için iki telefonda da hem Redmi Note 12'de hem de Redmi Note 12 Pro'da bu şekilde iyi bir selfie'ler çekebilirsiniz. Söylemeliyim. Redmi Note 12'nin video tarafında arka kamerada 1080p 30fps, ön kamerada 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz. Yani bu tarafta Redmi Note 12'de de bir 4K seçeneğinde görseydik çok güzel olabilirdi. İkisinde de OIS özelliği bulunmuyor. EIS özelliği ile birlikte de yine ikisinde de daha stabil videolar çekmek istediğinizde bu sabit video özelliğini aktif edip oradan stabil videolar da çekebilmeniz mümkün. Genel olarak şöyle bir değerlenecek olursam da hem Redmi Note 12 Pro'nun öne çıkan özelliklerinden bahsettik hem de şu hem Redmi Note 12'nin ben şöyle bir genel olarak toparladığımda ikisini de beğenmiş olduğum tarafları da oldu. Eksi yanlarını zaten her bir kısımda anlatmaya çalıştım. Yani ben bir bu telefonları satın alacak olursam benim dikkat edeceğim şeylerden biri şu olurdu. Zaten Redmi Note ailesinin biraz daha fiyat performansına dikkat ettiğini de biliyoruz. Daha uygun fiyatlı ve yüksek performans telefonlar çıkartmaya çalışıyor. Ben de bir kullanıcı olarak ne yaparım? İlk önce bakacağım şeyden biri. Uygun fiyatlı mı? Evet piyasadaki birçok rakibine göre daha uygun fiyatta bunlara erişim sağlayabiliyorsunuz. Daha uygun fiyatla alıp cebinizi yakmadan bu ekonominin şu anki zorlamış olduğu şartlara rağmen bence bu fiyatlarda telefonlar alabilmeniz bence gayet sevindirici bir haber. Bunlara ek olarak ikisini de performans anlamında kullanışını tatmin edebiliyor ve tüm işlerinizde hem oyun anlamında da hem işte günlük işlerinizde sosyal medya anlamında burada birçok işinizde donma takılım olmadan ve uzun süreli bir şekilde kullanabileceğiniz iki tane telefon görüyorum. Evet, yani tasarım olarak baktığımızda ikisinde Dot Display tipindeki ekranları 6.67 inç büyüklüğünde 120 Hz AMOLED bir ekranla geliyor olması çok güzel. İkisinin hani ekran anlamında da çok beğendim. Şık ve kibar telefonlar. Bu yüzden birçok kullanıcının bu tarafta da hoşuna gidecektir. Performans anlamında Qualcomm Snapdragon 685 ve 732G ile birlikte geliyor olmaları da yine sınıfına göre iyi bir özellikler zaten kendilerini kanıtlamış bir yonga setleri bunlar. Yani bu yüzden performans anlamında da iyiler. Pil tarafında 5000 mAh'lık pille uzun süreli bir kullanım sağlayabiliyorlar. 5000 mAh'lık pil olması güzel. Yani bu yüzden kamera tarafında Redmi Note 12 Pro'daki 108 megapiksellik ana kamera Redmi Note 12'deki 50 MP ana kamerasıyla birlikte çekebileceğiniz içeriklerde, fotoğraf videolarda gayet iyi işler çıkartabiliyorlar. Hemen şöyle genel olarak baktığımda fiyatını hak eden ve fiyatının da üstünde bir performans sağlayabilen telefonlar olmuş. Bu yüzden de satın almaya düşünen kullanıcılar varsa Redmi Note 12'de, Redmi Note 12 Pro'yu da tavsiye ederim. Çünkü fiyat olarak baktığımızda gerçekten çok iddialılar. Bu yüzden de bence rakipleriyle insanların biraz daha kafasına kıyasladığında Biraz dikkatlice konulardan biri de bunlar. Hem sunmuş olduğu performansıyı hem de fiyatıyla da iddialı. Bizim incelememiz bu kardı. Bu videomuzda Xiaomi Redmi Note 12 ve Xiaomi Redmi Note 12 Pro'nun özellikleri hakkında bahsetmeye çalıştım. Ve kendi artı ve eksi özelliklerini sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bizim incelememiz bu kardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim. <laughs>